Yeni videodan herkese selamlar. En çok merak edilen sorulardan biri de çekme karavanların plaka takıp takmadığı. Arabanın plakası farklı, çekme karavanın plakası farklı. Neye göre takıyorlar? Bazılarında hiç plaka görmüyoruz veya işte arabayla aynı plakayı takıyorlar diye birçok soru var. Bunlara kısaca bilgi vermek adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi karayolları trafik yönetmeliğine göre 750 kilogram. Yani karavanların 750 kilogram altı olanları O1 belgesine sahip oluyor. O1 belgesine sahip olan karavanlarda plaka takma zorunluluğu yok yönetmelikte. Fakat 750 kilo üzeri olan karavanların artık O2 belgesine geçişi oluyor. Bu tiny house'larda falan da görüyorsunuzdur. Bunlara bir plaka gerekiyor. Yine araç gibi plaka çıkartıyorsunuz onlara da. Bir ruhsatları var ve her yıl düzenli olarak muayeneye gidiyorsunuz. Muayene dışında bu da farklı bir mesela soru işareti. Çekme karavanların sigortası, kaskosu, işte fendi muayenesi, yani araç gibi her türlü her şeye gidiyorlar mı diye insanların kafasında oluşan bir soru işareti de bu. Bu karavanlar sadece TÜVTÜRK'e gidiyor arkadaşlar. TÜVTÜRK'te her yıl düzenli olarak muayeneye tabiler. Yine benim aracım da ticari gözüktüğü için mesela ben onu da her yıl götürüyorum. Bu da her yıl gidiyor. 750 kilogram altı karavanlarda bahsettiğim gibi herhangi bir gitme zorunluluğu yok. Onları işte aracınızın plakası diyelim bu şekilde 26 AEC 743. Buna da mesela alt tarafa arkaya bir etiket yapıştırıyorsunuz. Plakanın olan kısmını. 26 AEC 743 diye. Sadece onun olması yeterli oluyor. Karavanlara birkaç firma, sigorta şirketi sigorta yapıyor. Fakat kaskodan emin değilim. Onun konu hakkında pek bilgim yok. Bilgisi olanlar varsa alt tarafa yorumlar kısmına yazabilir. Benim de burada bahsetmediğim, unuttuğum kısımları, atladığım kısımları alt tarafa yorumlarda paylaşırsanız insanlar açısından da, bilmeyen kişiler açısından da güzel bir açıklama veya işte bilgi kaynağı olacaktır. Evet, peki benim niye 26-10 plaka? Ben karavanımı Balıkesir'den almıştım. Orada zamanımız kısıtlıydı. Hemen noterde trafiğe gitmek biraz sorun olacaktı. Noterde hemen plaka değişikliği biz istemiyoruz deyip 10 plakayı aldık. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bazı tırlarda ön kupa mesela işte 43'tür. Arka tarafa dorsaya bakarsanız 01 plaka yazar. Aynı onun gibi iki farklı plaka. Onlar da aynı şekilde öyle. 750 kilogram üzeri karavana çıktığımızda en önemli konulardan biri de ehliyetinizin yetersizliği. Yani 750 kilogram üzerine çıktığınızda ruhsatlı bir karavan kullanıyorsanız burada B ehliyetiniz yetersiz kalıyor. Bundan dolayı da BE ehliyetine başvuru yapmanız gerekiyor. Mesela CE var, BE var. İşte romork diye geçiyor. Araç romorku, işte kamyonda romork falan gibi. BE ehliyetine en yakın şehrinizde, bizim burada bir tane var, Eskişehir'de. Sürücü kursuna gidip BE ehliyetine yazılıyorsunuz. Burada sizi sadece yazılı olarak değil de uygulamalı olarak aracınız, bir araçları var. Arkasında bir romork var. Ona bağlı bir romorku çekiyorsunuz. Sadece pratik yapmanız bu şekilde yeterli olmuş oluyor. Sınavda da işte 25 metre geri gidiş, ondan sonra yokuştan geriye doğru iniş, işte bir S çiziyorsunuz şöyle dubalar arasında. Sonra tekrar geri geliyorsunuz karavanla. Karavan dediğim bu kadar büyük bir şey koymuyorlar ama ağırlık olsun diye küçük de olsa o ağırlığı sağlamışlar. İçine kum torbaları koymuşlar. Arkadaki küçük karavanların. O da bunlara eşdeğer bir seviyeye geliyor. Yine yanılmıyorsam bir 8 kilometre miydi? Tam emin değilim ama o kadar bir yol mesafe kat ediyorsunuz. Daha sonra sizin geçip geçmediğinizi bildiriyorlar ve sadece bununla işlem bitiyor. Yani sadece karavanı, çekme karavanı kullanıp kullanmamakla iş bitiyor. Evet, bu konudan da kısaca böyle bahsetmek istedim. Açıklamak istediklerim kısacası böyleydi. Umarım 750 kilogram karavanlarla işte 750 kilogram altı karavanların ne gibi farkları var kısaca bahsettim. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum.
750 kilogram karavanların bu arada hani su deposu dolmuş hali 750 kilogram olması gerekiyor. Piyasada birçok yerli karavan var. Pandemi zamanıyla oluşan birçok firma var. Düzenli olarak ben açıkçası hani bu karavan 750 kilodur diye pek inandırıcı gelmiyor bana. Çünkü adam içerisine bir depo koyuyor 150 litre. Zaten 150 litreyi o ona ağırlık katıyor. Ne bileyim tüp koyuyorsunuz işte içinde jel akü koyuyorsunuz bir 200 amp. Arkada bir olay oldu. Bir jel akü koyuyorsunuz 60 kilograma denk geliyor 200 amperlik bir jel akü. Tabii benim eski Sali karavanda 205 amper jel akü vardı Troja'nın. Gayet de yani 60 kilo 58-60 kilo civarında diye hatırlıyorum o aküyü. Hatta ben lastik seviyelerine bile baktığımda bu tarafa bir iki bar falan daha fazla basıyordum. Bilmiyorum doğru mudur ama o dengeyi sağlıyordu diye düşünüyorum. Diğer taraf çünkü boş kalıyordu. İşte 60 kilo ona diyorsunuz. Zaten 100 kilo da depodan bahsediyorsunuz. 160 kilo kendi eşyalarınızı da koyuyorsunuz buna. Oluyor en az ne bileyim yani bir ekstradan 300 kilo yük bindiriyorsunuz karavana. Diğer şasesidir, yapılan içindeki mobilyasıdır falan fişman. Ne kadar yani 450 kilo, 400-450 kilo mu olacak? Bu bir soru işareti. Herkes de zaten bunun farkında fakat o bir belgeye sahip diye piyasaya sürüyorlar. Şimdilik öyle. Bunun fendi muayenesi hakkında da bir içerik çekmiştim. Yine YouTube kanalımda bulabilirsiniz. TÜV Türkiye giderken nelere dikkat ediyorlar diye. Ben karavanımı daha bir defa fendi muayeneye soktum. Bu yaz yine gideceğim. Hani karavan diye inceleyemiyor diyebiliriz ama gerçekten şey yapıyorlar böyle detaylı bir şekilde inceliyorlar. Özen gösteriyorlar. Şimdilik öyle. Yine 750 kilogram altı ve 750 kilogram üstü sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim. Bahsetmediğim veya unuttuğum bir şeyler varsa da onları da yine alt kısma yorumlar kısmına bilgi sahibi olan kişiler ekleyebilir. Buradan da böylelikle birçok kişiye bilgi sahibi etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.